أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, Allah azze ve celle sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Kuşlar yuvalarından sabah aç çıkarlar, akşam ise tok dönerler. Bu hadis hem İmam Tirmizi'de hem de İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. İmanın en olgun meyvelerinden birini bildiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzide hadisine geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi işitmiş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi bizlere aktarmış ve hayatında da bu konuyla alakalı birçok hatırayı bize miras olarak bırakmış, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten bahsetmek istiyorum. Konuşacağımız kişi müşrik olduğu dönemde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininin yanında gücünü kullanması için alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye dua ettiği bir kişidir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle geçmektedir: Allah'ım, İslam dinini şu iki kişiden sana en sevimli olan ile destekle. Ya Ömer bin Hattab ya da Amr bin Hişam. Kardeşlerim, bu duanın tecellisi midir bilmiyorum. Ancak Ömer bin Hattab radıyallahu an iman eder etmez Cibril aleyhisselam Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi ve dedi ki: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer bin Hattab'ın iman edişinden sonra sema ehli bir sevinç duydu. Subhanallah. Görevi sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet etmek olan, kimisi sadece ruku etmek ile, kimisi sadece secdede kalmak ile, kimisi sadece Allah Azza ve Celle'yi en güzel isimleriyle zikretmek ile memur olan sema ehli, yeryüzü ehlinden, toprak ehlinden, kuru bir çamurdan, bir meniden yaratılmış olan Adem oğlunun imanına bu derece sevinmektedir. Evet, bahsedeceğimiz kişi hakkında bakın Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ne demiş: Ömer'in Müslüman olmasından itibaren Müslümanlar olarak izzet ve güç bulduk. Ömer'in Müslüman olması fetihtir. Hicreti zafer, halifeliği ise, hilafet dönemindeki müminlerin emiri olması ise rahmettir. Ömer Müslüman oluncaya kadar Kabe'de namaz kılamadığımızı gördüm.
Ancak Ömer Müslüman olduktan sonra müşriklerle harp etti. Onlara mukavemet gösterdi. Onlara direndi ve onlar bizi bıraktı ve biz de Mescid-i Haram'da namaz kıldık. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Ömer bin Hattab'ın hikayelerin anlatıldığı bir meclise Allah'ın rahmetinin indiğinden bahseder. Subhanallah. Allah Azza ve Celle'nin rahmetinin inmesine vesile olan o adam hakkında bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar önemli sözler söylemiş. Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur. Subhanallah. Allah hakkı, adaleti, sıdkı yani doğruluğu Ömer'in hem diline hem de kalbine yerleştirmiştir. O Faruk'tur. Allah Azza ve Celle hak ile batılı birbirinden onun eliyle diyor ayırdı. Allahu Ekber. Şimdi kardeşlerim şu dünya içerisinde gözünüzün gördüğü veya görmediği, bildiğiniz veya bilmediğiniz ne kadar iyilikler varsa bir kenara koyun ve bir taraftan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile ilgili sözlerini bir kenara koyun. Hangisini tercih ederdiniz? Bütün akıl sahiplerinin, vicdan sahiplerinin, iman ehlinin birleşeceği ortak cevap Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin inciden, mercandan, mücevherlerden daha değerli olan bu sözleridir. Düşünsenize kardeşim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir mescidin içerisinde size hitap ediyor. Allah falancanın diline ve kalbine hakkı koydu. Onun adı Faruk'tur. Sizin isminiz Faruk'tur. Allah Azza ve Celle hakkı ve batılı sizin elinizle birbirinden ayırmaktadır. Bundan daha kıymetli, insanı onurlandıracak, şereflendirecek başka söz var mıdır aziz dostlarım? Hangi madalyon sizin boynunuza konursa konsun, hangi şeref levhası sizin boynunuza asılırsa asılsın, vallahi Nebi Aleyhisselam'ın bu sözlerinin önüne asla geçemeyecektir aziz dostlarım. Bakın nitekim sahabeler de Nebi Aleyhisselam'ın bu sözlerini doğrularcasına şöyle söylediler. Vallahi biz Ömer bin Hattab'ın ağzından konuşan bir meleğin olduğunu zannediyorduk. Yani konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil, konuşan Ömer bin Hattab değil, konuşan Ebu Bekir Sıddık değil, konuşan falancalar değil. Bakın dikkat edin. İnsan mefhumunu ortadan çıkartıyorlar. Konuşan sanki Cibril'di. Konuşan sanki İsrafil'di. Konuşan sanki Allah Azze ve Celle'nin yanından yeni gelmiş, taptaze bilgileri hakkı ishar eden bir melekti diyorlar. Bundan daha şerefli bir söz olabilir mi sizin için kardeşlerim? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Ömer bin Hattab için böyle bir şehadette bulundu. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki Allah'ın emri konusunda, helalleri ve haramları konusunda, Allah'ın hükümlerine tabi olma konusunda Ömer bin Hattab'tan daha titiz başka bir kimse ümmetimin içinde yoktur dedi. Subhanallah. Hakkı ve hukuka saygı gösterecek, adaleti tesis edecek, Allah emrettiğinde yapacak, Allah emrettiğinde insanların yapması için gayret gösterecek, mücadele edecek bir titizlikte adam arıyorsanız bunun adı kimmiş? Ömer bin Hattab radıyallahu anmış kardeşlerim. Vallahi sahabe öyle dedi. Eğer dedi Ömer bir terazi olsaydı kıl kadar adaletsizlik, kıl kadar haksızlık yapmazdı. Subhanallah. İşte böyle bir Ömer'den bahsedeceğiz aziz dostlarım. Onun iman edişiyle Müslümanlar şeref ve itibar kazandılar elhamdülillah. Onun iman edişiyle ümmeti Muhammed onun hem elinden hem dilinden hem yüreğinden hem zihninden hayırdan başka bir şey görmedi elhamdülillah. Ne olur şu anlatılan hikayeye gözlerini çevir. İslam'ın sadasının Mekke'de daha yeni duyulduğu zamanlarda Darun Nedve'ye doğru ilerleyen yaşlı bir ihtiyar Kureyş'in şereflilerinin hayvanlarını
sulayan, besleyen, bakımını yapan bir çoban ile karşılaşır. Çoban ihtiyar adama yönelerek der ki, ey ihtiyar, şu büyük olaydan haberin var mıdır? Ne olacak sizce Müslümanlar? Kureyş'in içerisinden, Haşim oğullarının içerisinden Muhammedül Emin peygamberlik iddia etmiş. Bundan daha büyük ne haber olabilir? Bununla aynı müsavi olan nasıl bir haber getirilebilir? O peygamber ki onların putlarını inkar etmekte, Allah Azze ve Celle'yi tek ilah olarak kabul etmektedir. Ey insanlar, tapılacak, ibadet edilecek, yardım istenilecek, kendisine sığınılacak tek güç Allah'tır. Sizin latınız, menatınız, uzzanız ne zarar verebilir ne de elinden yarar gelir. Bundan daha işitilecek fena bir durum var mıdır kardeşlerim? O peygamber ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, un ufak hale gelmiş kemikleriniz bir araya getirilecek. Etlerinizi bırakın, şu bedenlerinizi bırakın, organlarınızı bırakın. Parmak uçlarınızdaki çizgilere varıncaya kadar, tırnaklarınıza varıncaya kadar, saçlarınızdan, sakallarınızdan, kaşlarınızdan, kirpiklerinizden, şu kollarınızdaki değersiz tüylerden kopan her bir parça tekrar bir araya getirilecek ve kıyamet gününde hesaba çekileceksiniz sözünün işitilmesi, vallahi Kureyş için, billahi Mekke için bundan daha büyük bir haber var mıdır Müslümanlar? Asla yoktur kardeşlerim. Hangi haber Allah Resulü'nün peygamberliğiyle ve getirdiğiyle müsavi olabilir ki? İhtiyar döndü. Dedi ki, ey genç, tabir yerindeyse ne zırvalıyorsun? Hangi büyük haberden bize bahsedeceksin? Deyince genç yaşlı ihtiyara döndü. Şu sağlı sollu güçlü bir adam var ya, Ukas panayırındaki güreşçi var ya, evet işte o adam İman edip Muhammed'e tabi olmuş dedi. Subhanallah. O sağlı sollu dövüşen, pazuları kuvvetli, bileği kuvvetli, zekası kıvrak, aklı yerinde, hem de okuma yazma bilen, hem de dış işlerinden sorumlu o mesul genç yok mu? O Ukas panayırında bütün belleri yere düşüren adam yok mu? O adam iman etti ve Muhammed'e tabi oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlı ihtiyar ürpermeye başladı. Bakın, yılların verdiği tecrübeyle dudaklarından şu sözü sarf etti. Dedi ki, doğrusu o. Kim? Ömer bin Hattab radıyallahu an. Onlara, yani kime? Müslümanlara ya pek çok iyilik getirecek, ne olur dikkat edin, ya pek çok iyilik getirecek ya da dedi pek çok kötülük getirecektir. Allahu Ekber. Deli dolu bir adam. Kabına sığmayan bir yiğit. Eğer kuşatılamazsa, ikna edilemezse insanlara yarardan çok zarar getirecek bir adamdır. İhtiyar bunu çok iyi biliyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Ömer gibi bir adamın mürebbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ömer bin Hattab'ın hamurunun mayasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yoğuruyordu. Onun elinden adamın söylediği ilk sözler çıktı. Ümmeti Muhammed'e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın dinine hayırdan başka hiçbir şey gelmedi kardeşlerim. Elhamdülillah. Ömer'in ne dilinden ne de elinden ümmeti Muhammed'e bir zarar gelmedi elhamdülillah. Hayır ve faydadan başka. Evet kardeşlerim, onu İslam öyle bir hale getirdi ki, onu öyle bir yoğurdu ki, onu doğuran anne tanımaktan aciz kalmıştır. Onunla beraber büyüyenler ancak Ömer bin Hattab'ın değişimini fark edebilirler. Onu İslam öyle bir yoğurdu ki Müslümanlar ona gıpta nazarıyla baktılar. Her haline şaşılır ancak her halinden de dersler çıkarılır bir duruma yükseldi. Öyle bir hayat yaşadı ki hem sema ehli hem de yer ehli ona imrenen gözlerle baktılar. Elhamdülillah. Güçlüydü kardeşlerim. Heybetliydi. Yeri geldiğinde de öfkeliydi. Dizginlenemeyecek bir hırçınlığa sahipti. Yalnız gençler, ne olur unutmayın. Bu tavırlar, bu davranışlar, bu yapı, bu ahlak, bu meziyet, bu mizaç Allah korkusuna ve kendisini hesaba çekme anlayışına
asla perde olamadı elhamdülillah. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu an halifeliği dönemindeyken adamın biriyle yolda karşılaşır. Adam, ey müminlerin emiri, benimle beraber gelsen de bana haksızlık yapan şu adamdan hakkımı geri alsan deyince, Ömer bin Hattab radıyallahu an, belki bizim hiç beklemediğimiz, belki onu tanıyanların bunu yapabilir diyebileceği bir hareket yaptı. Elindeki kamçıyı adamın başına doğru uzattı, şöyle hafif bir şekilde vurdu, dedi ki, müminlerin emirinin size ihtiyacı olduğu zaman onu yalnız ve yardımsız bırakıyorsunuz. Yani ben size derdimi anlatmak istiyorum. Size açılmak istiyorum. Sizin karşınızda ağlamak istiyorum. Ailevi problemlerimden bahsetmek istiyorum. Davette yaşadığım sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Şam'ı fethettik, Irak'ı fethettik, İran'ı fethettik. Karşılaşmış olduğumuz sıkıntıları gelin beraber çözelim dediğimde benim yanımda kimse olmuyor. Kimse benim halimi, hatırımı sormuyor. Kimse sıkıntılarımda benim yanımda durmuyor. Benle beraber yürümüyor. Benle beraber oturmuyor. Benle yemiyor. Benle içmiyor. Ancak sizin başınız sıkıştığında bana ihtiyaç hissedip ey müminlerin emiri bana yardım et. Ey müminlerin emiri bana yardım et diyorsunuz. Ömer bin Hattab bu sözleri söyledikten sonra adam gücendi. Üzüldü, biraz da kızdı. Hazreti Ömer'i orada bıraktı, geri gitti. Ömer ya bu radıyallahu an her haline şaşılacak, her halinden dersler ve ibretler çıkarılacak bir adam dedik ya, bunu da ispatlayacak bir duruş sergiledi. Şöyle bir durdu, herhalde nefis muhasebesi yaptı. Sonra döndü, yanındaki adamlara dedi ki, o adamı dedi hemen geri getirin. Koştular adamı geri getirdiler. Elindeki kamçıyı bu sefer adama uzattı. Al dedi şimdi sen dedi bu kamçıyı, bu sopayı benim başıma koy dedi. Kısas yap dedi, haddi uygula dedi, hakkını al dedi, hukuk budur dedi, adalet budur. Seni üzdüysem sen de beni üz, seni yaraladıysam sen de beni yarala. Adam dedi ki ey müminlerin emiri ben böyle bir şey yapmam. Ben böyle bir durumdan Allah'a sığınırım dedi. Ömer bin Hattab'a daha ağır bir ceza verdi. Olduğu yerde bırakıp gitti. Hazreti Ömer peşinden koştu. Evine kadar takip etti. Adamın yanına geldi. Sahneye bu sefer Hazreti Ömer'in kadim dostlarından her daim yanında bulunan Ahnef bin Kays çıktı. Hazreti Ömer'le beraber bulunuyordu. Rivayette adamın evinin içerisinde iki rekat namaz kıldı. Herhalde müminlerin emirine nasihat etmek için önce güçlendi, maneviyatını tazeledi. Çünkü bu zamana kadar Ömer bin Hattab'ı tehdit eden, Ömer bin Hattab'ı azarlayan, her fırsatta Ömer bin Hattab'a ne olduğunu öğretmeye çalışan kimdi? Abdurrahman bin Avf'tı. Şimdi sahneye Ahnef çıkıyor. Diyor ki ey müminlerin emiri, dün değersiz bir adamdın. Allah dedi seni yüceltti. Dün hatırı sayılan bir adam değildin. Belki iman etmesen insanların unutacağı, yarı yolda bırakacağı, çölün içerisinde terk edeceği, sen öldükten sonra da hiçbir mazinin anlatılmayacağı değersiz bir adamdın. Allah seni yüceltti. Vallahi yüceltti Müslümanlar. 2019'un Kasım'ın 23'ünde saat 9.30'da müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ın ahlakından, şecaatından, takvasından, zühdünden, Allah'a olan yakınlığından bahsediyor isek Allah onu yüceltmiştir. Allah onu anmıştır. Allah onu sevmiştir. İki kişiden en çok sevdiği dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sevdiğini piyasaya çıkartmıştır. Allah dedi seni yüceltti. Sen sapıtmış bir adamdın dedi. Putlara tapıyordun. Cahiliyenin karanlığı içerisinde geziyordun. Cahiliyenin adetlerine, örflerine tabiydin. Allah dedi sana hidayet verdi. Ve sonra da Müslümanların başına geçirdi. Önce seni yüceltti. Sema ehline seni andı. Yer ehline senin sevgini koydu. Sonra arkasından seni imana yürüttü. Sonra da Müslümanların başına idareci yaptı. Sonra da dedi, bakın dikkat edin. Sonra da bir adam çıktı. Bir adam geldi.
Dedi ki ey müminlerin emiri bana yardım et. Benim dedi hakkımı al. Sen de dedi onun başına sopa vurdun. Şimdi ne olur şu sözlere dikkat edin Müslümanlar. Peki dedi ey Ömer dedi. Yarın Allah'a nasıl hesap vereceksin? Allahu Ekber. Yarın Allah'a nasıl hesap vereceksin? Uhud'u Ömer bin Hattab'ın üzerine koyun. Vallahi bu sözün ağırlığı Uhud'un ağırlığından daha büyüktür. Uhud'un vereceği zarar, vallahi bu sözlerin vereceği zarardan daha etkisizdir Müslümanlar. Ömer bin Hattab için Ahnef dedi ki, sonra Ömer kendini öyle bir ayıpladı, kendini öyle bir kınadı, öyle bir hayıfladı ki, vallahi yeryüzünde ondan daha hayırlı başka bir kimsenin olmayacağını düşündüm. Allahu Ekber. Gerçek mümin, Şevket abi gerçek mümin. Ahiretini merkezine almış salih bir Müslüman. Ama özelde de, bütün o Müslümanlar için geçerliydi ama, özelde de Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adamı kendine getirecek. Çeki düzen verecek, hesaba çekecek, nefsiyle baş başa bırakacak söz hangisidir derseniz, Mehmet amca o neymiş biliyor musunuz? Ey Ömer, ey Müslümanlar, ey mümin erkek ve mümin kadınlar, yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna geldiğinizde nasıl hesap vereceksiniz? İşte bu sözler, Ahnef'in bu sözleri Ömer'in kalbinde büyük bir pişmanlık oluşturdu. Nedamet oluşturdu ve o alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye doğru yürüdü. Şimdi ne olur kardeşim, şimdi Ömer'in hikayesinden çık. Şuraya kendimizi yatıralım. Masaya kendimizi koyalım. İmanımızın azlığına, amellerimizin azlığına, tevekkülümüzün azlığına ve noksanlığına bakalım. Ve yarın öldüğümüzde, küçük kıyametimizi yaşadığımızda, yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda nasıl hesap vereceğimizi ne olur düşünelim bu akşam. İşlemiş olduğumuz haramları düşünelim ne olur. Gözlerimizle, kulaklarımızla, ellerimizle yapmış olduğumuz yanlışları düşünelim. Ve yarın alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl hesap vereceğimizi sorgulayalım. Şu topluma bir bakalım. Şu dünya insanlarına bir bakalım. Kimisi Allah'a küfür ediyor. Kimisi Allah'a sövüyor. Kimisi Allah'a sırt çeviriyor. Kimisi Allah'a ortaklar koşuyor. Kimisi Allah'tan uzaklaşmış bir haber. Allah'ın varlığından bile haberi yokken. Şu an biz zevk-i sefa içerisindeysek, uykularımız kaçmıyorsa, yatak bize tatlı geliyor ise, yediğimiz yemekler lezzetli geliyor ise, ne olur aziz dostum düşün, yarın alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıktığımızda nasıl bir hesap vereceğiz? Şu an dünya müstekbirleri zalimler, İslam beldelerini yakıp yıkarken, ırzlar kirletilirken, İslam beldelerinin onuru ayaklar altına alınırken, Müslümanların, camilerin, medreselerin, hayvanların, nebatatın hiçbir kadri kıymeti bulunmazken, hürmetine saygı gösterilmezken ve bizler rahatlık içerisindeyken, bizler oynayıp güleyebiliyorsak, hüzünlenemiyorsak, gece yattığımızda Allah'a yalvaramıyorsak, dert edemiyorsak, soruyorum size öldüğümüzde, öldüğümüz anda, ölüm meleğiyle karşılaştığımız sırada veya kıyamet günü dirildiğimizde, çırılçıplak, yalın ayak, karanlıklar içerisinde yürüdüğümüzde, Allah Azze ve Celle mizanı getirdiğinde, teraziyi koyduğunda, melekler, zebaniler, cehennem ehlini cehennemin içerisine atarken, kimileri sıratta takılırken, ne olur sana soruyorum kardeşim, nasıl hesap vereceğiz? Allah Azze ve Celle'nin karşısına nasıl çıkacağız? Ne olur bu akşam bunları düşünelim kardeşlerim. Ömer bin Hattab radıyallahu an bir gün bir ihtiyacından dolayı çarşıya gider. Elinde o meşhur değneği vardır. O değnek onun her şeyidir tabir yerindeyse. Yeri geldiği zaman tesbihidir. Yeri geldiği zaman kılıcıdır. Yeri geldiği zaman davet aracıdır. Yeri geldiği zaman kendini korur. Yeri geldiği zaman Müslümanları korur. Elindeki sopayla, kırbaçla çarşının içerisinde gereksiz şeyleri sağa sola iterken, yani Müslümanlara zarar vermesin, ayakları takılmasın, yanlışlıkla yere düşmesinler, zarar görmesinler diye sağa sola doğru atarken, elindeki asa, sopa, kırbaç yolda yürüyen bir Müslümanın bakın cübbesine değer. Cübbeye değiyor. Yani tene değmiyor. Ete vurmuyor.
zarar vermiyor, iz bırakmıyor, kanatmıyor, acıtmıyor. Vurduğu yer elbisedir. Geçip gidiyor. Aradan tam bir yıl geçiyor kardeş, bir yıl. 365 gün, bir yıl geçiyor. Devlet bir yıl içinde daha çok büyümüş. Sorunlar bir yıl içinde daha fazla artmış. Sıkıntı bir yıl içerisinde katlana katlana büyümüş. Ömer bin Hattab radıyallahu anh tam bir yıl sonra aynı çarşı içerisinde aynı adamla karşılaşıyor. Allahu Ekber. Tam bir yıl sonra. Ömer bin Hattab radıyallahu anh adama görüyor, diyor ki ey Seleme diyor. Bu sene hacca gitmek ister misin? Seni hacca göndereyim. Adam der ki tabii müminlerin emiri. Nasıl istemem ki? Demek ki ihtiyaç sahibi, kendi gidemiyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh elinden tutuyor, adamı alıyor, kendi evine getiriyor. Evinin içine sokuyor. Diyor ki ey Seleme diyor, şu keseyi al diyor. Kesenin içinde ne var biliyor musunuz? Tam 600 dirhem var. 600 tane gümüş para var. Al diyor buna. Peki bu neyin parası? Hac parası mı sizce? Hani Medine'ye gidersen hurma mı al? Medine'ye gidersen en güzel elbiseleri mi al? En güzel develere mi bin? Neyi biliyor musunuz bu para kardeşler? Ey diyor Seleme, hatırladın mı diyor bir yıl önce diyor sana diyor sopamla vurmuştum ya. Bu onun diyor diyetidir, onun karşılığıdır. Allahu Ekber. Onun karşılığıdır bu deyince Seleme afallıyor. Ey müminlerin emiri, vallahi de diyor sen söylemeseydin ben bunu asla hatırlamıyordum diyor. Çünkü neden tene zarar vermemiş, canı yakmamış, kıymetsiz bir elbiseye değen bir kıymetsiz bir sopa. Vallahi diyor ben bunu hatırlamadım deyince ah Ömer ah yufka yürekli adam. Dedi ki Allah'a yemin ederim ki ben dedi asla unutamadım ki onu. Allahu Ekber. Ben dedi unutamadım. Sen unuttun ama ben unutamadım. Şimdi sana söylüyorum be kardeşim. Kaç tane kul hakkına girdiysek hepsini unuttuk. Kaç tane kardeşimizi üzdüysek hepsini unutuyoruz. Sözlerimizle kaç tane kardeşimizin boynunu büküyor isek her birini unutuyoruz. Ayıpladığımız, kınadığımız, kendisine hakaret ettiğimiz sözlerimizle, davranışlarımızla, gözlerimizle, yazmış olduğumuz kelimelerle, WhatsApp durumlarıyla, attığınız mesajlarla, Facebook'taki sitenizdeki attığınız resimlerle, tweet mesajlarıyla ne derseniz deyin. Bu benim için de geçerli. Kendimi asla kayırmıyorum ve kenara itmiyorum. Her birini unutuyoruz ama bir şey unutmuyoruz. Ney? Bize yapılanları unutmuyoruz. Her biri dosyaya kaydediliyor. Falanca gün Ali bana bunu yaptın ya. Filanca gün şöyle söylemiştin ben unutmuyorum. Öyle acıttın ki bu sözlerle. Diyorsunuz ya, diyorum ya. Ama benim yaptıklarım hemen unutulmuştur. Hatırlıyor musun kardeş şöyle bir şey yapmıştın. Vallahi abi hatırlamıyorum ki. Siz bana diyorsunuz hatırlıyor musun hocam? Benim bir gün şöyle bir mekanda öyle bir onurumu kırdın. Şerefime, haysiyetime öyle bir zarar getirdin ki. Allah hakkını helal et be kardeşim hatırlamıyoruz. Lan Ömer bin Hattab'dan daha mı vaktimiz çok? He, soruyorum size. Ömer bin Hattab'dan çok mu daha iş yapıyoruz? Ömer bin Hattab'dan daha mı çok sıkıntımız var? Ümmeti Muhammed'in sıkıntısı onun omuzlarına yüklenmiş küçük büyük demeden. Adam bir yıl önce cübbesine vurulan bir adamı unutmamışken bizler maalesef kardeşlerim maalesef o kadar çok kalpler kırıyoruz ki. O kadar bedenleri incitiyoruz ki, o kadar insanı küstürüyoruz ki ama her birini unutuyoruz Müslümanlar. Ne olur unutmayalım aziz dostlarım. Ne olur unutmayalım. Bakın özellikle şunu hatırlatmak isterim. Ümmeti Muhammed'in emanetlerini üzerine alanlar. Bakın ümmeti Muhammed'in emanetlerini üzerine alanlar. Tekrarlıyorum. Ümmeti Muhammed'in emanetlerini üzerine alanlar. Sonra tekrar değineceğim. Kap, çorap, elbise, araba, at, silah, para, aklına ne geliyorsa gelsin Müslümanlar. Eğer buna tembellik göstererek ihanet ettiyseniz, ben ihanet ettiysem, ben ümmeti Muhammed'in zerresine varmak kaydı şartıyla haksızlık yaptıysam ne olur bunu asla unutmayın. Dosyanızda en canlı ve taze kalması gereken bilgi size yapılanlar değil, sizin ümmeti Muhammed'e, benim ümmeti Muhammed'e yaptıklarımdır aziz dostlarım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı görmüş dolu dizgin koşuyor. Nereye koşuyorsun be kardeşim? Derdin biliyor Hazreti Ali. Dert öyle bir dert değildir büyük bir ihtimal. Ömer bin Hattab'ı koşturan bir dert vallahi bugün bile bizim hesaba katmayacağımız, değer vermeyeceğimiz, kıymetin içerisine koymayacağımız bir şeydir.
Diyor ki ey müminlerin emiri, seni böyle dolu dizgi koşturan nedir? Diyor ki zekat mallarından bir deve huysuzlaşmış ve diyor kaçmış diyor. Onu diyor aramaya gidiyorum diyor. Bakın zekat mallarından bir deve huysuzlaşmış. Ya nereye gidiyorsa gitsin. Ulan böyle bir hayvan nereye koşuyorsa koşsun Allah'ından bulsun deriz değil mi? Abi elhamdülillah kurtulduk, ahırımızdan bir deve gitti. Ama o deve kimin? O deve ümmeti Muhammed'in fakirlerinin. O deve acizlerin, ihtiyaç sahiplerin, yetimlerin, yoksulların devesi o. Sonra göreceğiz kimin devesi olduğunu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dönüyor Hazreti Ali, ey müminlerin emiri diyor. Birine emretseydin de diyor, o bu işleri yapsaydı ya, birine söyleseydin, tavsiye etseydin, yahu değil gençler, değil yaşlılar, Medine'nin amaları var ya, gözleri görmeyenler, bu emre öyle bir amade olurlardı ki, sana o hayvanı bulur geri getirirlerdi. Döndü, dedi ki, ey dedi Ebu'l-Hasan, dedi Hasan'ın babası dedi, Fırat'ın kenarında bir oğlak kaybolsa, Allah Azza ve Celle'nin kıyamet gününde onun hesabını Ömer'e sormasından dedi korkarım dedi. Allahu Ekber. Yani hesabı ben çekeceğim. Şimdi bir adam göndeririz bulamaz. Etkili değildir, yetkili değildir, yapamaz. Ama öyle bir hayvan kaçtı ki en asili değil, en itibarlısı değil, en zengininin hayvanı değil, en çok para getiren değil. Hiç fark etmez. Beytul maldan bir hayvan çıktı. Değilse Abdullah İbni Ömer'in olsaydı koşturmazdı belki. Kendisinin olsaydı belki hiç kale bile almazdı. Ümmü Gülsüm'ün olsaydı belki hiç onun gözünde değeri yoktu. Ama o ihtiyaç sahiplerinin devesiydi. Şimdi özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Ümmeti Muhammed'in sorumluluklarını, ümmeti Muhammed'in işlerini omuzlarına almak isteyen genç kardeşlerime sesleniyorum. Vallahi omuzlarınıza alacağınız iş ateşten bir gömlektir. Vallahi talip olduğunuz, yürümeyi arzu ettiniz. Abi beni de şöyle Müslümanların bir önüne geçirseniz. Abi ben de şöyle güzel işler bir yapsam. Biliyorum samimiyetinizden söylüyorsunuz. Biliyorum ihlasınızdan söylüyorsunuz. Biliyorum ki siz Allah'a yaklaşmak istiyorsunuz. Ama hatırlatıyorum. Hem kendi nefsime hatırlatıyorum hem de sana hatırlatıyorum. Vallahi yürümeye talip olduğunuz yol dikenli. Her an ayaklarınızı parçalayacak, sizi yürümekten zorlaştıracak bir yola talipsinizdir. Ne olur buna dikkat edin. Ve özellikle ne olur şunu unutmayın. Ne olur şunu unutmayın ki bir mesuliyeti alıp, ister küçük olsun ister büyük, şurada Müslümanların işini mi aldınız? Müslümanların çay işini mi aldınız? Çorba işini mi aldınız? Müslümanların pazar günü yarın yapacağı bir işin etkinliğini mi aldınız? Bir ay sonra gerçekleştirilecek bir programın işini mi aldınız? Eğer yataklarınızda rahat yatıyorsanız, o iş geçtikten sonra halen rahatsanız, vallahi hesabı unutmuş, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ile karşılaşmayı unutmuşsunuzdur. Ne olur bunu hem size hem de kör nefsime hatırlatıyorum kardeşlerim. Sıcak bir yaz günü, Ahnef bin Kays anlatıyor. Sıcak bir yaz gününde Irak'tan bir heyet müminlerin emirini görmeye geliyorlar. Sizce niye gelmiştir? Niye biliyor musunuz? Ya gidelim de bir diplomasi öğrenelim. Adam koskoca müminlerin emiri, Müslümanların halifesi, ordunun bir kısmı Şam'ı fethetmiş, bir kısmı İran'ı fethetmiş. Bu şahıs da başkumandan, devlet reisi. Gidelim de otorite nedir bir görelim. Konuşmak nedir bir görelim. Heyetler nasıl karşılanıyor bir görelim. İkram nasıl oluyor bir görelim. Doğru değil mi kardeşler? Bugün siyasi liderler ya da idarecilik yapan abilerim, kardeşlerim ve değerli hocalarım ne yapıyorlar? Bu işin hakkını verebilmek için insanlardan dersler alıyorlar. Nasıl güzel konuşurlar. Geç onu ya. Nasıl kapıda karşılanır? Vallahi geç onu. Kime karşı nasıl elbise giyilir? Yere batsın o elbise. Nasıl tevazu olur? Otururken hareketlerimiz nasıl olacak? Beden dili varmış. Beden diliyle nasıl karşı tarafı yıpratabilmişiz? Ulan biz kalple adamı yıpratamıyoruz. Takvayla adamı yıpratamıyoruz. Cesaretimizle adamı yıpratamıyoruz. Beden diliyle neyi yıpratıyorsun sen? Kimin karşısında korku verebilirsin? Senin kalbin bir defa ürkmüş. Kime cesaretinle gösterebilirsin? Göstereceğin beden hareketleriyle. İnanın Irak heyeti belki bunun için geldi. Bir baktı ki
Irak heyetinin kafasında kurduğu bir müminlerin emiri vardı. Halife bir adam, lider bir adam. Bizans'ın ifadesiyle Arapların kralı olan bir adam. Bir baktılar ki, affedersiniz çok özür dilerim. Uyuz bir deve var. Eline katranı almış. Ömer bin Hattab'ın üzerinde de aba var. Öyle kalın bir elbise. İşçi elbisesidir büyük bir ihtimal. Katranı almış, hayvanı katranlıyor. Hayvanın sağlığınla ilgili tabirinde ise tedavi yöntemleri uyguluyor. Ahnef bin Kays bakıyor. Irak heyeti şokta. Ömer ne diyor biliyor musunuz radıyallahu anh? Ahnef diyor çıkar diyor elbiselerini diyor müminlerin emirine diyor bir yardım et diyor. Allahu Ekber. Yalnız şimdi ne olur dikkat edin. Diyor ya bu sözleri. Sonra dönüyor Ahnef'e diyor ki Ahnef diyor bu deve var ya diyor. Dulların, fakirlerin ve yetimlerin üzerinde hakkı olduğu diyor bir hayvandır diyor. Allahu Ekber. Öyle boş beleş bir hayvan değil ha. Ümmet-i Muhammed'in yetimlerinin, dullarının, şehit ailelerinin, gazi ailelerinin, fakirlerin, muhtaçların şu boğazlarından aşağı et geçmeyen insanların hakkının olduğu bir hayvandır. Öyle boş bir hayvan değil. Ben bu işi hobi olsun diye yapmıyorum. Şehrin kalabalığından kaçarak da kendimi dinlendirmek için hayvanların içine girmedim. Bugün tavuk besleyip, kaz besleyip de halkın içerisinden uzaklaşmaya bir mazeret bulanlara Ömer bin Hattab'ın güzel bir hediyesidir bu. Evet, dedi ki, ey Ahnef dedi, bu deve de var ya dedi yetimlerin, yoksulların ve dulların hakkı vardır dedi. Bakın gençler, genç kardeşlerim, abilerim, vallahi Ömer bin Hattab'ın bu işten aldığı lezzeti var ya, bu hazzı, bu zevki, imanı, mutluluğu ne derseniz deyin. Eğer krallar, İran'ın kralları, Roma'nın kralları, Hind'in kralları bilselerdi kılıçlarıyla Ömer'in kalbinden söküp almaya çalışırlardı. Öyle bir iştir ha bu. Yetimleri güldürmek, dulları sevindirmek. Hele Allah'a hamdolsun ki mesela bugün esir düşmüş Müslüman kadınların iffetlerini ve izzetlerini korumak için Müslümanlar canlarını tehlikeye atıp da o Müslüman kadının abimden Allah razı olsun, Müslüman kardeşlerimden Allah razı olsun, benim iffetimi korumak için maddiyatını, maneviyatını ortaya koymuşlar diyen o kadının sözleri var ya, sizin boynunuza gerdanlıklar konulsa, sizin altınıza padişahların koltukları konulsa, yerin hazineleri çıkartılsa, semadan hazineler inse, vallahi bu kadar mutlu etmez Müslümanlar. Bu kadar mutlu etmez. Yetim bir çocuğun bayramlık kıyafeti içerisinde size tebessüm ettiğini görseniz, o Suriye'nin çamurlu toprakları içerisinde, sulu toprakları içerisinde, Arakan'da o bedbaht yolların içerisinde yürüyen bir çocuğun elindeki elbiseler kirlenmesin diye aman ha ne titizlikle koruduğunu görseniz, vallahi bunun alacağınız mutluluk Ömer bin Hattab'ın alacağı mutluluğun aynısıdır. Bundan duyacağınız zevk, vallahi hanımlarınızda aldığınız yataktaki zevkten daha kıymetli ve değerlidir. Annelerinizin, bacılarınızın, müjdeler olsun sana. Allah Azze ve Celle sana nur topu gibi bir evlat nasip etmiştir sözünden daha değerlidir. Ey abicim, bana yardım ettiğin için senden Allah razı olsun. Sıkıntımı giderdiğin için Allah senden razı olsun. Unutulduğumu zannediyordum. Beni hatırladığın için senden Allah razı olsun. Kıymetsiz kendimi zannediyordum. İtibarsız, adam yerine konulmayan, aşağılık biri zannediyordum. Benim izzetimi ayağa kaldırdın, şerefimi ayağa kaldırdın, onurumu ayağa kaldırdın. Allah senden razı olsun. Sözü var ya, şu kalbe konulacak en güzel nimetlerden bir tanesidir. Bir tanesidir. Bir nimetin bir tanesidir elhamdülillah. Ömer bunun tadını almıştı. Sonra bir tanesi dedi ki yanlışlıkla, ey dedi müminlerin emiri, sen dedi kölelerden birine dedi emretsen de o adam bu işi yapsa ya. Yani Medine'de sanki bu işi yapacak adam yok muydu? Ömer bin Hattab döndü. Dedi ki ben ve Ahnef'ten daha güzel köle kim olabilir dedi. Subhanallah. Ben ve Ahnef'ten daha güzel köle kim olabilir diyor. Şimdi Müslümanlar yetimlere bakan, dullara bakan, fakirlerin haklarını korumak için seferber olan, onlarla beraber ağlayan, onlarla beraber gülen kardeşlerim. Vallahi çok şerefli bir yolda yürümektesiniz. Ancak ihmali olmayacak, tembellik olmayacağı, samimiyetten yoksun olmayacağınız bir işin içinde de olduğunuzu size hatırlatmak isterim.
Tıpkı Ömer bin Hattab'ın titizliği ve sevecenliğiyle üzerinize yeri geldiğinde abalar giyeceksiniz, yeri geldiğinde işçi kıyafetleri giyeceksiniz. Buradan emretmeden o işin içerisinde bizzat siz çalışacaksınız. Tıpkı Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi. Bu işleri yaparken de tabii ki şeytan sizi boş bırakmayacak aziz dostlar. Şu an ben inanıyorum ki Müslümanların sıkıntılarını gidermek için çalışan, madden ve manen işler yapan nice kardeşler var. Onların en büyük imtihanı ve musibeti kalplerine sokulacak olan riya vesvesesidir. Şeytan sizi vazgeçiremeyecek. Ömer'i vazgeçiremediği gibi inşallah. Şeytan yolunuza set koyamayacak. İnşallah Ömer'e set koyamadığı gibi radıyallahu anh. Ama ne yapacak biliyor musunuz? Ne büyük adamsın be kardeşim. Ulan ümmet oturuyor. Ümmetin erkekleri kadın gibi olmuş. Maşallah, barakallah, ne güzel de çalışıyorsun sözleri var ya. Şeytan bu sözü öyle bir büyütecek, büyütecek, büyütecek ki aynı Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a yaptığı gibi büyütecek, zarfı gönderecek. Ama biz de, siz de, bu işin içinde olan kardeşler de şunu yapacaklar. Aynı Ömer bin Hattab'ın yaptığı gibi Urve bin Zübeyr anlatıyor. Bir baktım ki diyor müminlerin emiri bir su kırbasını almış sırtında taşıyor. Yaklaştım, dedim ki ey müminlerin emiri, ne olur dedim bunu yapmasın. Yani bunu sen taşıma artık. Sen böyle bir iş yapma. Deyince dedi ki çeşitli yerlerden heyetler geliyor. Irak'tan geliyor, Afganistan'dan geliyor, Şam'dan geliyor, İran'dan geliyor. Her yerden heyetler geliyor. Bir anda diyor kalbimde bir büyüklenme hissettim. Yani sanki bir ses, bunu biz söylüyoruz. Ey Ömer, işte yiğit adam sensin. Ey Ömer, Ebu Bekir'in yapamadığını ancak sen yaptın. Belki böyle bir vesvese geldi. Dedi ki bunu dedi kırmak için dedi bunu yapıyorum. Subhanallah. Bazen işin içerisine nefsinizi kırmak için gireceksiniz. Elinize küreyi alacaksınız, tuvalete gireceksiniz. Süpürgeyi alacaksınız, yolları temizleyeceksiniz. Yetimin elinden tutanacaksınız, utanacaksınız, belki sıkılacaksınız. Alacaksınız onu, siz yemek yedireceksiniz, sofranızın içine sokacaksınız. Onu siz giydireceksiniz, sümüklerini affedersiniz, siz sileceksiniz. Üzerinizdeki ona vermeniz gereken ihtiyacı olan şeyi siz vereceksiniz, siz takdim edeceksiniz. Ey Müslümanlar, Ömer bin Hattab bir gün hutbeye çıktı. Hutbeye çıktı ve dedi ki, ben dedi çoban bir adamdım dedi, çoban bir adam. Bir avuç dedi kuru üzüm karşılığında halalarının, teyzelerinin hayvanlarına çobanlık yapan bir adamdım deyip başladı kendini ayıplamaya. Sonra hutbeden indi, karşısına Abdurrahman bin Avf dikildi. Dedi ki ey müminlerin emiri, yeter dedi, bu kadar kendini kınıyorsun. Kim bilir kaç defa bu işi yaptı Müslümanlar? Kaç defa yaptı? Kaç defa kendisini ayıpladı, kınadı? Dedi ki ey dedi Abdurrahman, heyetler dedi öyle çok gelmeye başladılar ki ben dedi Ömer'in nefsine kim olduğunu dedi hatırlatmak istedim. Allahu Ekber, sen busun ha. Dün buradan geldin değil mi kardeşler? Dün belki suratımıza bakmıyordu insanlar. Adam yerine koymuyorlardı. Allah Azze ve Celle Ömer'i nasıl yücelttiyse sizi de yüceltti. Sizi aldı bir yerlere getirdi. Kiminiz üniversitelerden mezun oldunuz, şu an öğretmenlik yapıyorsunuz. Kiminiz işinizde kariyer yaptınız, insanlar size saygı gösteriyorlar. Kiminiz medreselerde okudunuz, şimdi hoca olmaya başladınız. Kiminiz dün iki lafı bir araya getiremiyordunuz, insanların karşısında davetçi oldunuz. Kim yaptı bunları? Vallahi Allah yaptı. Dün hakirdik, dün zelildik, Allah bizi yüceltti. Sonra nefsimize döneceğiz, diyeceğiz ki vallahi sen tam böyle bir adamsın deyip kendimizi ayıplamamız gerekiyor. Ey Müslümanlar! Ömer bin Hattab radıyallahu anh için gece ile gündüzün bir kıymeti yoktu. Gece ile gündüz arasında bir fark da yoktu. O gündüz devlet işlerine kendini adardı. Gecenin bir kısmını alemlerin Rabbi olan Allah'a ayırırdı. Bir kısmını da sorumluluğu altında olan insanlara ayırırdı. Yeri geldiği zaman doktor olurdu. Yeri geldiği zaman da aşçı olurdu. Bakın o kadar çok rivayetler var ki Hazreti Ömer'i araştırırken vallahi gurme gibi bir adam, onu söyleyeyim. Yemek nasıl yapılır? Yemek nasıl pişirilir?
yemeğin ateşinin ısısı ne kadar olması lazım? Yağı nasıl koyması lazım? Tuzu nasıl eklemesi lazım? Kadınlara bir bir yemek tarifi dersleri yapıyor. Yeri gelmiş aşçı olmuş, yeri gelmiş hammal olmuş, yeri gelmiş de eline sopayı almış, kervancılar için kolluk kuvveti görevi göstermiş elhamdülillah. Bir gün Medine'de klasik bir gece yaşanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh asasıyla yola çıkmıştır. Bir ev dikkatini çeker. Sanki bu zamana kadar bu evi hiç görmemiş. Sanki akşamleyin yapılmış, gecenin saat ikisinde, üçünde tamamlanmış. Hani halk arasında gece kondu denilen bir şey var ya, orası daha bu konuda çabuk inşa edilecek bir değere sahip evler. Ev dikkatini çekiyor, eve doğru yöneliyor. Bir bakıyor ki ağrılarından, sancılarından dolayı inleyen bir kadın, bir tarafta da perişan bir halde eşine veya annesine veya kızına, bilinmiyor çünkü kim olduğu an, yardım edemeyen biçare bir adam. Ömer bin Hattab radıyallahu anh adama yaklaşıyor. Haliniz diyor nedir diyor. Sizi bu sıkıntıya sokan sebep nedir diyor. Diyor ki biz müminlerin emirini görmek için geldik. Hazreti Ömer'i tanımıyor o sıra. Biz diyor müminlerin emirini görmek için başka bir şehirden geldik. Kendisine yardım talebinde bulunacaktık. Biz diyor burada mahsur kaldık diyor. Hanımım da diyor şu an hamile. Ey adam diyor. Eğer gücün yeterse Allah içindir bize yardım et. Allah'a ekber. Bakın sokakta böyle insanlar vardır ha. Saftır böyle, temizdir. Allah Azze ve Celle de söyler. Onları simalarından tanırsınız. İsteyemezler biraz. Utanırlar, sıkılırlar. Yanınıza gelirler. Eğer sizden Allah için isterlerse esirgemeyin. Gücünüz neye yetiyorsa, kalbiniz neyden yanaysa, ama bizi Allah'la kandırırlarsa, İbn Mesud'un şu sözünü hatırlayın. Bizi kandıran Allah'la kandırsın demiştir. Hatırlar mısınız? Binlerce köleyi azat eden bir adamdır İbn Mesud. Mescide geliyor, bir bakıyor ki kölenin biri öyle bir namaza durmuş ki huşu onda, takva onda, ihlas onda, samimiyet onda, neredeyse gökyüzüne çıkmış sema ehlinden bir parçadır. Abdullah İbn Mesud bakıyor, onu satın alıyor ve onu hürliğe kavuşturuyor. Diyorlar ki İbn Mesud yapma. İnsanlar seni kandırıyorlar. Bu köleler takvalıymış gibi kendilerini gösteriyorlar deyince bizi diyor kandıran diyor Allah'la kandırsın diyor. Allah'la kandırsın. Evet adam geliyor diyor ki ey adam diyor eğer gücün yeterse bize yardım et. Ömer bin Hattab diyor ki durun diyor telaş yok heyecanlanmayın. Aynı zekat malı kaybolduğunda koşarcasına bu sefer evine doğru koşuyor. Kimin evine? Ümmü Gülsüm'ün evine. Eşi Ümmü Gülsüm'ün evine geliyor. Ey diyor Ümmü Gülsüm, bu gece diyor bir hayır kazanmak ister misin? Seni öyle bir şeye davet ediyorum ki sonucunda Allah'ın rızası var. Sana öyle bir şeyi tavsiye edeceğim ki sonunda sevap ve ecir vardır. Ümmü Gülsüm diyor ki evet diyor ama nedir? Başlıyor başından geçen hadiseyi anlatmaya. Kadın hemen evde eşyaları topluyor. Yola çıkacak. Peki sizce müminlerin emiri ne alıyor? He Müslümanlar. Ne alabilir sizce? Doğuma gidiyorlar. Yani kadın almıştır, çarşaf almıştır, su almıştır, tencere almıştır, kap almıştır, kan, ne istiyorsanız onu almıştır. Peki Hazreti Ömer sana ne oluyor? Ey Ömer radıyallahu anh sen ne alıyorsun? Hanımın ne unuttu da sen onun peşindesin? Ne alıyor biliyor musunuz Müslümanlar? Biraz un, biraz yağ, biraz da baklagillerden alıyor. Ah dedi ki adam aşçı. Adam halden anlayan biri. Alıyor, adamın yanına geliyor. Ümmü Gülsüm evin içine giriyor. Hemşirelik görevi görüyor. Ömer bin Hattab bir kenara oturmuş, ateş hazır. Tencereyi koyuyor, yemeği başlıyor kavurmaya. Başlıyor savurmaya, başlıyor sallamaya. Başlıyor çevirmeye. Bir haber geliyor. Ümmü Gülsüm kapıyı açıyor. Bakın şimdi ne olur sese dikkat edin ama. Ey müminlerin emiri. Adam şok oluyor. Ey müminlerin emiri arkadaşını erkek çocuğuyla diyor müjdele diyor. Adam şokta. Çocuğa mı sevinsin? Yanında bulunan adamın halife olmasına mı şaşırsın? Şok yaşıyor. Hazreti Ömer hiç sesini çıkarmıyor. O yemeğe devam ediyor. Alıyor, bir kabı koyuyor, biraz soğutuyor. Haremlik selamlık da vardır ya öyle paldır kürdür içeri girmek yok. Tabağı kapıya doğru uzatıyor.
Diyor ki bunu diyor kadına ver diyor. Yesin diyor. Takatten düşmüştür, güçten düşmüştür. Adama dönüyor diyor ki ey adam diyor. Sende diyor bir bitkinlik gördüm diyor. Seni aç gördüm, susuz gördüm diyor. Al diyor biraz da diyor sen kuvvetlen. Kim bilir Hazreti Ömer de hangi açlıktan çıkmıştır ha Müslümanlar. Sıkıntı, dert, keder kim bilir onu kaç gece aç bırakmıştır, susuz bırakmıştır. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab halife olduğu zaman sahabe söylemiştir. Yüzü simsiyah kesilmiştir, simsiyah. Demişlerdir vallahi biz Ömer bin Hattab'ı tanımaz hale geldik. Siması değişmiştir. Etlenmedi, butlanmadı. Bugün en kıytırık muhtarından tutun da devlet idaresinde olan insanlara bir bakın. Dününe bir bakın, bugününe bir bakın. Asla birbirinden ayırt edemezsiniz Müslümanlar. Asla birbirine değişikliği fark edemezsiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahu Ekber. Diyor ki adama dönüyor, diyor ki al da şunu diyor. Sonra da diyor sabahleyin gel sana diyor bir maaş bağlayalım. Sana bir maaş bağlayalım. Tabii adam sesini çıkartamaz. Utanmıştır. Sabah gider. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu an adamı ailesini bir maaşa bağlar kardeşlerim. Şimdi sade ve tevazu ehli olmak. Şimdi buraya koyduk. Dünya malı şöhretini, şan ve şerefini buraya koyun. Ömer bin Hattab'a inanın hüsnü zannediyoruz seçeceği tek şey şu tevazu ve sade bir hayattır. Ömer'in Rabbine yemin ederim ki Ömer bin Hattab'a dünyanın bütün güzelliklerini koysanız o kadına ve adama yapmış olduğu yardımın lezzetini o güzelliklerin hiçbiri karşılayamayacaktır. Bir gece yine Hazreti Ömer radıyallahu an yolda yürürken bir bakıyor ki su kırbasını sırtına almış bayan yürümektedir. Kadına doğru yanaşıyor. Ey kadın diyor senin halin nedir? Kadın anlatmaya başlıyor. Ailesinin olmasından, çoluk çocuğun olmasından ancak işini görecek bir hizmetliğe sahip olamayışından. Demek ki kocası iş çeviremiyor. Demek ki kocası eve bakamıyor. Demek ki kocası hasta da olabilir, sıkıntılı da olabilir bilemiyoruz. Ömer bin Hattab'ı anlatıyor. Ömer bin Hattab o sıra kırbayı almış kadından. Onunla beraber yürüyor. Su kırbasını o taşıyor. Eve kadar geldikten sonra kadının kırbasını kapısına koyuyor ve diyor ki sabah olursa Ömer bin Hattab'ın diyor yanına gel diyor. Kadın diyor ki be adam diyor. Hani derler ya el insaf vel vicdan. Yani müminlerin emirinin o kadar çok işi vardır ki ben onu nerede bulacağım ki? Doğru söylüyor kadın. İdarecilerin o kadar işi vardır ki en kıytırık şu derneğin bile idarecisinin o kadar çok işi vardır ki bir kardeşini bile ziyaret etmekten aciz kalır vallahi. Siz bir de düşünün hilafet sahibi bir adam. Ayakları Medine'de değil Şam'da, Irak'ta az önce bahsettik. Azerbaycan'a kadar uğraşmış. Bakın Azerbaycan'dan bir tatlı gönderiyorlar Ömer bin Hattab'a. Mutlu olsun, memnun olsun. Kallavi bir tatlı. Ömer bin Hattab biraz tadıyor. Tadı çok güzel. Geri bırakıyor. Diyor ki bakın ne olur. Elçiye diyor mektup gönderin diyor. Bu diyor tatlıyı diyor orada herkes yiyebiliyor mu? Elçiye diyor mektup yazın. Bakalım diyor Azerbaycan'daki Müslümanlar. Şimdi Azerbaycan ehli o Şiiler kayıp da Ömer bin Hattab'a söven hainler. Ömer bin Hattab diyor. Dedeleri için söylüyor. İman eden dedeleri için söylüyor. Diyor ki onlara bir sorun diyor bakalım diyor. Onlar bu tatlıyı diyor her zaman yiyebiliyorlar mı? Aradan bir zaman geçiyor, haber geliyor. Azerbaycan'da sadece tabir yerindeyse biraz üst kademedeki abiler bu tatlıdan yediğini duyunca kendisine bir mektup gönderiyor. Vallahi diyor, halkın hepsinin bu tatlıdan yediğini görmedikçe valiye yazıyor. Sen diyor bu tatlıyı diyor yiyemezsin. Subhanallah. Böyle bir adam. Ganimetler sel olup akan bir adam. Bu kadar işin arasında kadın da vallahi doğru söylüyor. Biz anlayamıyoruz. Biz zannediyoruz boş bir adam. Bütün gün oturuyor bizim gibi. Diyor ki ben diyor ona nasıl ulaşacağım? Ömer bin Hattab ısrar ediyor. Diyor ki sen diyor sabahleyin bir yolunu bul. Onu diyor bulacaksın diyor. Kadın akşam kendisine nasihat eden kişiyi dinliyor. Sonra müminlerin emirini buluyor. Karşısında Hazreti Ömer.
akşamki adam, su kırbasını taşıyan yiğit, nasihat eden bir davetçi, ne derseniz deyin. Başlıyor kadın bocalamaya. Ömer bin Hattab hiç ses çıkarmıyor, sadece gülüyor. Diyor ki bu bir hizmetli alıyor. Bu diyor artık diyor sizin hizmetinizdedir. Allahu Ekber. İşte tabir yerindeyse sorumluluk bilincine kuşanabilmek budur genç kardeşlerim. Bazen yer yer söylüyoruz ha Müslümanlar. Bazen şeytan bize vesvese veriyor. Bazen sizlere de vesvese veriyor. Ya bu insanlarla uğraşmaya değer mi diyoruz bazen, değil mi birbirimize? Yeter artık insanlarla niye bu kadar uğraşıyoruz diye birbirimize soruyoruz, değil mi? Ancak bakın Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın omuzlarında büyük küçük demeden bütün insanların mesuliyeti yer almış. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Mehmet amca bitirelim mi? O zaman hadisi bağlayalım. İnşallah bir dahaki haftaya bırakalım. İşte İbni Mesud'un ifadesi. İman etmesi fetih. Hicreti zafer. Hilafeti rahmet olan Ömer bin Hattab peygamberden buyurdu ki siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz Allah Azza ve Celle sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Kuşlar sabah aç çıkar, yuvalarına tok dönerler dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nasip ederse bu hadisi başka bir zaman, başka bir programda inşallah incelemeyi bizlere nasip eder. Allah Azze ve Celle gerçek tevekkül ehli olmayı ve gerçek tevekkül ehlinden de bu nasihatları dinlemeyi hem size hem de bana nasip etsin. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salavat.